Günaydın ekonomide sabahla karşınızdayız haftayı ortaladık takvimler 18 Kasım çarşamba e, gününü gösteriyor ve tabii ki önemli gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Açıklanan önemli veriler var Amerika'da dün e, perakende satış verisini takip etmiştik 6 aydır yükseliş olmasına rağmen biraz böyle yükseliş hızında yavaşlama dikkatleri çekiyor. Tabii koronavirüse dair dünya çapında artan vaka sayıları da gittikçe endişeyi arttırmaya devam ediyor her ne kadar aşı haberleri gelse de bu aşının realiteye dönüşmesi, insanlara ulaşması nasıl bir süreç olacak ve tabii dün örneğin Moderna'dan Moderna'nın Moderna'nın bulduğu aşıyla ilgili olarak yorgunluk yaratabileceği, ağrı, acı yaratabileceğine dair haberler gelmişti. Kar satışları dün gözlemledik o tarafta ama şöyle bir piyasalara baktığımız zaman acaba bütün bu gelişmeler ışığında nasıl hareketler yaşanıyor? Vakit kaybetmeyelim. Önce Asya piyasalarında şu an itibariyle bu sabah saatlerinde nasıl seviyeler var ona bir göz atalım. Asya borsalarının geneline baktığımız zaman aslında Japonya ve Hindistan tarafında hafif kar satışlarının gerçekleştiğini, hafif böyle satıcı bir seyir olduğunu görüyoruz. Çin tarafında %0.47'lik yukarı yönlü bir hareket dikkatleri çekiyor. Güney Kore ve Hong Kong'da ise yine aslında yukarı yönlü hareketler var. Ancak geçen hafta gördüğümüz tablodan biraz farklı bir tabloyu görmek mümkün oluyor. Çünkü e, pazartesi günü önce bir aşı e, haberi gelmişti. Sonrasında ise bu hafta pazartesi gelen o aşı haberlerinden sonra e, o beklentilerin biraz daha realize olduğunu gözlemledik. Piyasalar beklentiyi zaten geçtiğimiz hafta ciddi şekilde satın alıp e, mini bir rally yaşadıktan sonra şu ana itibariyle biraz daha böyle temkinli iyimserlik durumu devam ediyor gibi duruyor. <laughs> Asya borsalarında bu sabah saatlerindeki hareketlere baktığımız zaman. Ve geçelim şimdi Avrupa'da nasıl bir kapanış gerçekleşti? Orada da Paris'te %0.21'lik yukarı yönlü bir hareket gözlemlenirken diğer endekslerde <laughs> biraz daha düşüşler dikkatleri çekti. Belki bir tek Almanya'da sınırlı bir düşüşle günün kapandığını gördük. DAX endeksinde 10.000'de 4'lük sınırlı bir düşüşle ona karşın Londra ve Madrid'de biraz daha sert düşüşler gerçekleşti. Bu arada İtalya tarafına baktığımız zaman ise dün itibaren açıklanan verilerde biraz daha işte o koronavirüsle ilgili olarak şu ana kadarki en yüksek vaka sayısının açıklandığını gözlemledik. Avrupa tarafında yine İskoçya'dan farklı önlemler alınmaya devam ediliyor. Yani orada biraz böyle tam olarak daha önce gördüğümüz kısıtlamalar görmesek de en azından işte ciddi anlamda atılan adımlar yakından izlenmeye devam ediliyor ve tabi bunların ekonomiye olan etkisi, piyasalar olan etkisi neler olacak? Biz de yakından izliyoruz. Geçelim şimdi Amerika tarafına. Vadeli'ler 17.30'da nasıl bir açılışa işaret ediyor? Dediğimiz zaman sınırlı düşüşlerle bugüne başlanması bekleniyor en azından şu saatler itibariyle. Dün de hafif satıcılı bir seyirle Amerikan borsaları günü tamamlamıştı ve işte e, dün Amerika'da perakende satış verisini izlemiştik. Orada her ne kadar işte opera kendi satışlarda tüketimin devam ettiğine dair beklentiler gelse de biraz böyle oradaki artış hızında yavaşlama dikkatleri çekti. Ve şimdi tabii Noel sezonu da yaklaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylar Kasım ve Aralık ayları bu veri açısından iyice kritik olacak. Ve Amerika tarafında işte bu kendi satış verisinin detayına baktığımız zaman işte araba, evlerde kullanılan fitness fitness ürünleri gibi malzemelerin, spor malzemelerinin satışının biraz daha fazla olduğunu görmek mümkün oldu. Ee, onun da detaylarına ilerleyen dakikalarda bakacağız ama bir gün önceye gittiğimiz zaman Amerika borsalarında Dow Jones ve S&P 500'ün rekor tazelediğini görmüştük. Ancak sonrasında dünkü kapanış itibariyle bu seviyelerden bir miktar uzaklaşma gerçekleşti. Peki tahvil tarafında nasıl bir seyir var? Aşağı haberleriyle beraber aslında 10 yıllıklarda 0.97'lere kadar yükselmişti ilk Pfizer açıkladıktan sonra sonrasında ise biraz daha yine 90'ın üzerine 0.90'ın üzerine kendini atmıştı. Ve burada psikolojik seviye olan 10 yıllıklarda %1 seviyesi yakından izleniyor. Ancak şu an itibariyle yeniden biraz daha tahvile talep artmış gibi duruyor ki 0.85 %0.85'e doğru bir geri çekilme var. %2.64'lük değişimden bahsediyoruz. 2 ve 5 yıllıklarda da Yine oralara da talepler gelmiş gibi duruyor şu an itibariyle. Peki VIX endeksi dediğimiz zaman korku endeksi bize neyi gösteriyor? Aslında orada bir miktar geri çekilme vardı ancak şu anda her ne kadar korku endeksinde öyle çok bir dünyayı etkileyebilecek çok sıkıntılı bir durum olmasa dahi %1.16'lık yukarı yönlü bir hareket gözlemleniyor ve 22 seviyesinin üzerindeki hareketleri gözlemliyoruz VIX tarafına da baktığımız zaman. Şimdi biraz da içeriye bakalım. Borsa İstanbul BİSÜZ Endeksi günü nasıl kapattı? %2.57'lik değer kaybıyla 1259 seviyesi karşımıza çıktı ve orada tarihi zirveden bir geri çekilme olduğunu gözlemledik. ve diğer TL varlıklara baktığımız zaman dolar TL güne 7.71 seviyesinden başladı. Euro TL'de 9.16 seviyesini görüyoruz. Sepet kurda da 8.44 seviyeleri karşımıza çıkarken aslında iç piyasa için gözler yarın Merkez Bankası kararında olacak. E, Saatler 14'ü gösterdiğinde e, aslında bütün dünyada bu gelişmeleri yakından izliyor olacak. Biz de tabii ki e, burada bu ekranlarda aktaracağız. Şöyle bir dolar endeksine bakalım. Aslında iki gündür pazartesi ve salı günleri baktığımız zaman burada yön aşağıydı. Ancak şu anda çok sınırlı bir şekilde de olsa 10 binde beşlik bir hareket de olsa dolar endeksinde hafif yukarı yönlü bir hareket gözlemlemek mümkün oluyor. 92,44 seviyesi karşımıza çıkıyor. Peki buna bağlı olarak acaba euro dolardaki seviyeler neyi gösteriyor? 1.18'de kalmaya devam ediyoruz euro dolar paritesinde. 10 binde üçlük bir değişim var ve çok böyle sınırlı bir şekilde işte o dolar endeksindeki yukarı yönlü harekete bağlı olarak da Euro-Dolar paritesi şu an itibariyle biraz daha aşağı yönlü gidiyor gibi gözükse de burada yatay bir seyir beklentisi de uzmanlar, analistler tarafından korunuyor. Sterlin dolara bakalım. Yarın Sterlin açısından da kritik bir gün aslında çünkü 19'unda gerçekleşecek olan o Avrupa Birliği video konferansı liderler zirvesinde Brexit'e dair elle tutulur bir sonuç çıkacak mı çıkmayacak mı bunu yakından takip ederken orada biraz daha böyle sınırlı bir değişim olduğunu görüyoruz. Adeta değişim yok diyebileceğimiz yatay pozisyonda 10 binde birlik bir değişimle birlikte 1.32 seviyesinden işlemler geçmeye devam ediyor. Sterling tarafına da bakıldığında mı? Ve şimdi dolar yen diyelim. Dolar yen tarafında nasıl hareketleri gözlemliyoruz? Orada da 104,1 seviyesiyle yine aslında biraz da Japon yeninin dolar karşısında değerlendiğini görmek mümkün oluyor. Buradaki değişimde yine sınırlı yatay diyebileceğimiz bir seviyede. MTA tarafında ons altın 1880 doların altına geriledi ve 1879 dolardan işlemler geçiyor bu sabah saatlerinde. Ve yukarıda 1910 seviyesi önemli bir seviyeydi ancak buna yaklaşamadığını görüyoruz. Ve altın fonlarından da çıkışlar devam ediyor. 1850 ise aşağıda takip edilmesi gereken önemli bir seviye altın onsuna baktığımız zaman uzmanların belirttiği üzere. Ve buradaki değişimde %0.1 düzeyinde dolar endeksindeki hafif yükseliş altının onsuna da aşağı yönlü bir hareket getirmiş gibi duruyor şu an itibariyle baktığımız zaman. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Ve içeriye yansıması gram altın fiyatlarına şöyle bir baktığımız zaman 466 lirada işlemler geçiyor. %0.07'lik bir değişim var. Ve şimdi ise hasta petrole geçmeden önce petrole biraz daha detaylı bakacağız. bu konuyla alakalı olarak Londra'dan beklentileri aldık. Petrol piyasasında neler bekliyor? İşte bunların hepsini paylaşacağız. Evet petrol piyasasında değişen dinamikler var. Önce bir anlık rakamlara bakalım. Nasıl bir seyir dikkatleri çekiyor. Öncelikle Brent petrol ekranlara geliyor. Çok böyle sınırlı bir değişim var. 43 dolar 75 centten geçiyor Brent petrolün varil fiyatı. Ve burada işte yine gün içerisindeki son 24 saatlik dilime baktığımız zaman 43 dolarlarda yatay hareketler devam etmiş gibi duruyor. Ve şimdi bir de tabii Brent petrolden sonra Amerikan Am petrole bakalım. Oradaki gelişmelerde ise 41 dolara doğru bir geri çekilme var. Ancak hala o kritik seviye olan 40 doların üzerinde tutunmayı başarıyor Amerikan Am petrolü. Ve %0.22'lik aşağı yönlü gelişme dikkatleri çekiyor şu an itibariyle. Peki biz nasıl dinamiklerden bahsediyoruz acaba? Petrol dediğimiz zaman neler değişebilir? Pandemi sebebiyle ciddi anlamda bir darbe aldı ve belki de enerji sektörleri aynı işte hava yolu sektörü gibi, turizm sektörü gibi en fazla bu konudan, pandemi krizinden etkilenen sektörler arasında olurken bazı şirketlerin, petrol şirketlerinin örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı olarak kepenk kapattığını gözlemlerken bu da yapısal bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Şöyle bir bakalım petrol piyasası dinamiklerinde gelişmeler ışığında, son yaşanan gelişmeler ışığında nasıl değişimler yaşanabilir? Biden zaferi bilindiği gibi işte artık Biden çok büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olacak ve kendisi Trump'ın aksine Amerika'nın temiz enerji ve iklim değişikliği politikasında değişime uğratacak bir politika gütmesi bekleniyor ve piyasalarda da Yeni değişkenler getirebilir çünkü Trump hatırlayacaksınız aslında burada en fazla üretici en fazla üreten ülke konumuna getirmişti Amerika'yı petrol tarafında ve bu da zaten arz bolluğuna bir katkıda bulunmuştu. Paris iklim anlaşmasına dönme sözü verdi Biden ve Amerika Birleşik Devletleri'nde temiz enerji yatırımlarının artması bekleniyor. Bu konuyla ilgili olarak da az sonra Londra'dan sizler için dün gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi ekranlara taşıyacağız. Ve Biden döneminde acaba nasıl dinamikler olabilir bunu soracağız. Temiz enerji yatırımlarına 2 trilyon dolarlık kaynak ayıracağını ifade etmişti Biden ve küresel çapta temiz enerji dönüşümüne de öncülük edebilir. Tabii ki e, temiz enerji dediğimiz zaman biraz böyle petrolden eee petrol yasasının olumsuz etkilenebileceği beklentileri doğuyor. Bakalım neler olacak. Devam edelim. Dinamiklere baktığımız zaman e, orada e, Biden seçim kampanyalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde kaya gazı projeleri için ruhsatlandırmayı donduracağını belirtmişti. İşte Trump döneminde özellikle bu şirketler ciddi anlamda bir yükseliş kaydetmişti ta ki pandemi sürecine kadar. Bu karar uygulamaya geçerse Amerika Birleşik Devletleri'nde kaya petrol üretimi günde 300 bin ila 500 bin varil azaltılabilir. Bu politika özellikle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde salgın etkisinin azalmasıyla birlikte daha yüksek ham petrol fiyatlarına da yol açabilir beklentisi de paylaşılıyor. <laughs> evet devam edelim şimdi başka neler var Biden yönetimi dediğimiz zaman aslında İran'a yönelik kararların Petrol fiyatlarında etkili olacağı belirtiliyor. Çünkü e, İran'ın nükleer anlaşma P5 artı 1 ülkesi hatırlayacaksınız bir İran'da e, nükleerle alakalı olarak iyi sözler vermişti. Ancak Trump yönetimi özellikle başkan Trump bu konuya ciddi anlamda karşı çıkmış ve işte İran'a yeniden yaptırımları e, uygulamaya getirmişti. Biden ise bu konuyla ilgili olarak farklı bir adım atabilir. Dolayısıyla biz burada petrol fiyatlarında buna bağlı olarak da değişkenlik görebiliriz. Eğer İran'a yönelik Amerikan yaptırımları hafifletirse Biden 2 milyon varilden fazla İran ham petrolünü pazara geri getirebilir. Şu an itibariyle neredeyse yok gibi İran petrolü piyasalarda. Petrol ihracındaki artış 2021'de ham petrol fiyatları üzerinde de ek bir düşüş baskısı oluşturabilir. Bu tabi talebe bağlı çünkü arz bolluğundan biz zaten bahsediyorduk ancak talepte bir toparlanma olmadığı takdirde işte o zaman bu da fiyatları düşürücü bir etkiyi beraberinde getirebilir. Öte yandan 2021'de İran seçimleri olacak ve bu seçimlerin sonuçlarında da Amerika Birleşik Devletleri ile İran diyaloğunun bir kez daha etkilenmesi bekleniyor. Gerçekten de zor zamanlar petrol piyasası açısından işte pandemiden etkilenmenin yanı sıra bir de farklı bu şekilde dinamikler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı döneminde neler olabilir ve tabii İran'la ilişkiler bunların hepsi petrol piyasasını etkilemeye devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak yakın ve orta vadeye dair gelişmeleri, beklentileri biz değerli birisinden aldık. ISH Market Petrol Bölüm Başkanı Spencer Welch bizimle birlikteydi. Şimdi o söyleşi ekranlara taşıyalım. Evet Sayın Welch, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sizi burada ağırlamak büyük mutluluk bizim için. Sizinle pandemi başından beri konuşuyorduk ve sonunda aşı ile ilgili haberler burada ve, ve piyasalarda da burada ciddi anlamda bir yükseliş kaydedildi petrol tarafında. Ama yine de 40 dolar seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Acaba burada aşı... Petrolü kurtarabilecek tek gelişme mi, tek kurtarıcısı mı? Evet, çok teşekkürler. Çok unuttuğum ben de katıldığım için yeniden. Evet Bence evet gerçekten de aşı burada kurtarıcısı olacak. Çünkü şu anda küresel petrol talebine baktığımız zaman hala... %7 ila %8 arasında düşüş göstermekte daha önceden de kıyasladığımız zaman. Çünkü hala kısıtlamalar devam ediyor dünya çapında ve bu noktada tam olarak aşı tam olarak yayılmaya başlamadan önce burada biz bir gelişme beklemiyoruz. Yukarı gitmesini beklemiyoruz petrol fiyatlarının. Ve sadece tabii bütün e, sadece petrol piyasası için değil ve bütün dünyanın sağlığı açısından aslında aşıda önemli. Ve burada petrol piyasasında tabii ki bunun etkilerinin de sınırlı olduğunu görüyoruz. Çünkü aşının hayatımıza geçmesi başarılı olsa dahi bu aşılar üretime yapılması, dağıtılması bunların hepsi vakit alacak gelişmeler ve kısıtlamalar da I mean, şu anda devam ediyor a, bir, mark, bir yandan da. Evet bu büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor. Tam olarak nasıl will olacak ve will insanlar tabii ki bu aşıyı yaptırmak isteyecek so, mi? Bu da başka bir so, soru ve şunu söylediklerinize baktığım zaman şunu anlıyorum. Hala önümüzde petrol piyasası çok fazla yol kat edilmesi gerekiyor ve işte büyük şirketlere baktığımız zaman işten çıkarmalar oluyor. E, harcamalarda kısıntıya gidiliyor ve ki arama çalışmaları durduruluyor. Tam olarak burada hani nasıl hayatta kalmaya çalışıyorlar ve hayatta kalmak doğru kelime mi acaba bu şirketler arasında? Evet bence söylediklerinin hepsi doğru. Evet Bence bu şirketlerin, şirketlerin çoğu aslında bu gibi gelişmelere alışkın olduğunu düşünüyorum. Çünkü çünkü bazı noktalarda bu işte döngüsel gelişmelerden geçiyor. İşte daha önceden biz 2014-2015 yılında böyle bir döngüyle karşılaşmıştık. Petrol fiyatlarının aşırı düştü. Ve işte orada harcamaları kesintilerine gittiler, işten çıkarmalar yaptılar. Ve işte tam olarak hani operasyonlarını, üretim operasyonlarını, emisyonlarını kesmiyorlar. Bir yandan da harcamalarını kesiyorlar. Ve ve işte e, önümüzdeki dönemde yani gelecek kaynakları kaynak aramalarını da kesiyorlar. Ve e, ellerinden geldiğince işlemlerini, operasyonlarını yavaşlatmaya çalışıyorlar. Rafinelere baktığımız zaman orada da şu an itibarla üretimi yavaşladığını görürüz. Çünkü çok fazla üretime dair e, petrol talebi yok. Bazıları burada rafineler e, geçici bir süreliğine kapatılırken bazıları ise kalıcı olarak kapatıldı. 2014-2015'teki o döngüden bahsettiniz, petrol fiyatlarından bahsettiniz ve şunu hatırlıyorum. E, iki, iki, o dönemde OPEC üyelere üretimde herhangi bir değişikliğe gitmek istememişlerdi ve bu da ee, aslında piyasalarda daha fazla, daha fazla fiyatların düşmesine sebep olmuştu. Acaba ondan öğrenilen dersler mi var? Çünkü bazı ülkelerin bilindiği gibi e ekonomileri tam olarak bu üretime ve satışa dayalı. Ve bunun da küresel ekonomiyi piyasaları etkilediğini görmüştük. Şimdi sizce bu aynı ülkeler şu anda daha iyi mi kararlar alıyor bu döngüde? Evet bu gerçekten e, önemli bir soru. Şu an itibariyle bunların iyi veya kötü olarak e, kategorize edemem çünkü bazen burada farklı zamanlarda farklı kararlar almanız gerekir. Çünkü 2014-2015'e baktığımız zaman o zaman gerçekten çok zordu ama orada bir arz fazlası vardı ve orada da e, üretimdeki ABD'deki üretimdeki fazlalaşmadan dolayı gerçekleşmişti ve orada OPEC ülkeleri direkt olarak hani burada kendi pazar paylarını Amerika'ya kaptırmamak için burada üretimde kesintiye gitmemişler. Dolayısıyla şu an itibarla e, oradaki dinamikler çok farklı. Bu bir ülkeyi kapsayan bir durum değil. Tam olarak küresel anlamda bir e, düşüşten bahsediyoruz ve küresel yani, talepte yüzde %20 oranında bir azalış gözlemlendi pandemi sebebiyle dolayı ve işte bu noktada tam olarak kendi pazar paylarını koruma amacıyla değildi ama haklı olarak şunu söylediniz e, orada işte geli, geli, bu şirketlerin, ülkelerin gelirleri etkilendi and, ve işte krizi etkilemek için um, bir şey yapması gerekmişti. Evet şu anda da yeni bir döneme I mean, giriyoruz aslında e, and, um, Amerika'daki seçimler sonra Arasında Joe Biden neredeyse artık kesinleşmiş gibi duruyor. Amerika'nın bir sonraki başkanı olacağını göre. Ve işte kendisi biraz daha yeşil enerji konusunda destekleyici davranıyor Trump'ın aksine. Sizce bu zaten hali hazırda sıkıntıda olan petrol piyasasını etkileyecek mi? Yoksa sizce bu konuda biraz daha sınırlı mı olacak etkisi? Evet bu iyi bir soru ancak biraz karmaşık bunu cevaplamak. Çünkü demokratlar Joe Biden, onların farklı politikaları var aslında ve piyasaları etkileyebilecek farklı politikaları var. Evet, senin de sizin de söylediğiniz gibi bir noktada Amerika Birleşik Devletlerinin petrol üretimi ciddi anlamda aşağı gelecek durum ve işte. O federal alanlarda biraz daha bu üretim kesilmesini göreceğiz. Biraz daha işte yeşil enerji, elektrikli otomobillere ve petrolün Amerika Birleşik Devletleri içerisinde kullanılmasının azaltılmasına yönelik çalışmaları olacak. Ama başka politikaları da var. Onlar da biraz daha aslında burada üretimi artırabilecek gerçekler olabilir. Mesela işte Venezuela gibi, İran gibi ülkelerdeki oradaki yaptırımları kaldıracak kaldırıp belki de dünyadaki petrol e, arzını artırabilecek e, hareket olabilir. Yani burada biraz aslında faktörler farklı. E, Biden hükümetine baktığımız zaman ve farklı alanlarda da, farklı zamanlarda da burada e, göster etkisini gösterecek gibi duran. Evet, bir sorun daha var aslında burada e, Amerika Birleşik yeni, yeni potansiyel yönetimle alakalı. Çünkü e, Trump bir yandan işte İran'a e, ciddi anlamda ekonomiyi etkileyecek yaptırımları beraberinde getirdi ve küresel o, 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 petrol o, piyasasında da bunun etkilerini gördük İran'ın e, ihracatının kesilmesinde. Peki sizce Biden yönetimi bunu geriye çevirecek mi? Ve uh, direkt olarak düşük taleple alakalı olarak e, talep market. ortamında nasıl bir etkisi olacak okay. bunun? Nothing is guaranteed. It's quite likely that um, the Biden administration may Biden be um, less biraz İran'a karşı o yaptırımları biraz daha rahatlatabilir gibi düşünüyoruz. Yani böyle bir beklenti evet var ve bu olduğu takdirde ise şu an itibariyle e, ham petrol e, ihracatı İran'ın yüzde sıfır oranında ve işte belki o, o biraz daha yaptırımlar esnerse 1-2 milyon varilik günlük bir e, aktarım gerçekleşebilir. Ama bu talep tarafında tabii ki e, bir değişime yol açmasa arz tarafında mutlaka bir farklılık yer yeri açacak Eğer aşılar burada yola aşılar bir şekilde ile hayatımıza geçerse o zaman talep tarafında bir toparlanma görebiliriz o pek ülkelerinde e, burada biraz daha işte aslında talebin nasıl canlandırılması gerektiğine odaklanmak gerekiyor. Ee, İran'da böyle bir gelişme olabilir. Evet, bir we sorum daha olacak. Burada küresel talepten I know, I bakarken eğer yanlış bilmiyorsam Çin e, en, oil, um, en büyük importer, petrol e, ithalatçısı. And, uh, so that, Biz buna that, uh, baktığımız zaman... Virus came from there. Ee, yani virüs oradan geldi aslında ama birçok çok, çok pek çok ülkeden çok daha erken bir şekilde hayata normal hayata döndüler ve işte ekonomik verilere de baktığımız zaman en azından şimdiye kadar iyi gidiyor gibi duruyor ekonomi verileri. Yani şu anda petrol üret, petrol yani petrol piyasasını en fazla olumlu etkileyen gelişme nedir acaba? Evet işte aşıyla ilgili hareketler var ama şu anda petrol piyasasını ayakta tutan şey nedir? Çin mi veya başka gelişmeler var mı acaba? Çin, evet gerçekten de bütün küresel ekonomiyi için çok etkiliyor. Özellikle de sizin söylediğiniz gibi petrol piyasasını ciddi anlamda etkiliyor. Petrolde çok fazla bir üretimleri yok ve ve orada ciddi anlamda da bir üreti bir talep olduğu için oradaki etkileri takip ediyoruz ve bu yeni bir şey değil aslında. Daha önceden de ekonomilerinde ciddi bir şey, artış olduğu ve işte e, dizelde e, diğer e, e, konularda da farklı adımları olmuştu ve dolayısıyla orada e, Çin'den gelen talep devam edecek gibi duruyor. Çünkü bizim de e, ISH marketteki olan düşüncemize baktığımız zaman OECD ülkeler arasında e, ve gelişmiş ülkelerde talep tale Talep tarafında bir toparlanma olacak gibi duruyor. Ancak tabii ki pek çok e, anlamda petrol piyasası da Çin'e bağımlı olmaya devam ediyor. Evet çok teşekkürler. Biz de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. <laughs> Petrol piyasasına dair gelişmeleri aldık. Şöyle bir baktık ama işte 40 dolarlar seviyesinde talep toparlanana kadar kalması beklentisi korunuyor. Ve burada işte Biden yönetiminde biraz daha bekle gör politikası izlemek durumunda kalacağız gibi duruyor. Biden'ın sonrasında petrol piyasasındaki etkileri görmek için. Şimdi bakalım bugün biz hangi önemli başlıkları takip edeceğiz günlük veri takvimine bir göz atalım. Sabah saatlerinde Japonya'dan önemli bir veri takip ettik ve ticaret dengesi açıklandı Ekim ayına ilişkin olarak ve 872.9 milyar dolar olarak açıklandı ve biraz da aslında beklentilerin üzerinde bir tablo karşımıza çıktı. Saatler onu gösterdiğinde İngiltere'den enflasyon rakamını izleyeceğiz. 13'te Euro bölgesinden Ekim ayı enflasyon rakamları takip edilecek. Ve 16.30'da ise Amerika'da Ekim ayı inşaat izinlerini izlerken 18.30'da da Amerika'daki ham petrol stoklarını takip ediyor olacağız. Çok böyle hani dünkü gibi Amerika'daki çünkü perakende satış verisini takip etmiştik. Onun kadar piyasayı etkileyecek belki bir veri yok ama burada belki de en öne çıkan veri nedir diye baktığımız zaman Euro bölgesindeki Ekim ayı enflasyon rakamları olacak. Oradaki deflasyonist baskı devam ediyor mu ve buna bağlı olarak tabii ki Aralık'ta Avrupa Merkez Bankası toplantısından nasıl adımlar gelebilir? İşte bu da merak konusu oluyor şu tabloya da baktığımız zaman. Günlük veri takviminin ardından şimdi dünya gündemine bakalım. En çok hangi önemli başlıklar konuşuluyor, neler oluyor? Fed Başkanı Jerome Powell'dan bir mesaj var. Ekonominin daha fazla mali desteğe ihtiyacı var diyor. Aslında bu yeni bir şey değil. Bunu ilk kez söylemiyor. Hatta pandemini başladığından bu yana Fed e, ivedi bir şekilde iki farklı acil toplantı yaparak faizleri tarihi düşük seviyelere çekmişti. Ve işte... Her fırsatta da Jerome Powell bu konudaki desteğe duyulan ihtiyacı söylüyor ama bununla ilgili olarak herhangi bir çalışma yapmadıkları sorulduğunda ise bu bizim görev alanımızda değil. Bu Kongre'nin vereceği bir karardır diyor. Bakalım başka neler söylemiş Powell? izleyin. Fed Başkanı Jerome Powell artan koronavirüs vakalarına karşı uyardı. Mali ve parasal desteğe ihtiyaç olduğunu vurguladı. Powell Video konferans yöntemiyle katıldığı bir etkinlikte konuştu. Vaka sayılarındaki artışın ekonomik toparlanma açısından endişe kaynağı olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlerin bazı kısıtlamaları uygulamaya başladığına da işaret etti Fed Başkanı Powell. Burada endişeye neden olan durum insanların Kendilerini enfeksiyon riskine sokabileceğini düşündükleri faaliyetlerden çekilmelidir ve bunun bazı belirtileri şimdiden görülüyor değerlendirmesinde bulundu. Powell, koronavirüs aşısına ilişkin haberlerin de orta vadede iyi olduğunu kaydetti. Ancak yakın vadede önemli zorluklar ve belirsizliklerin sürdüğünü hatırlattı. Toparlanmanın tamamlanmadığını, gidilecek uzun bir yol olduğunu aktaran Powell, ekonominin hem maliye hem de para politikasının desteğine ihtiyaç duymaya devam edeceğini dile getirdi. Powell, ekonomik toparlanmayı desteklemek için de Fed'in tüm araçlarını gereken süre boyunca kullanacağı taahhütünü tekrarladı. Evet bu haberin ardından şöyle bir düne gidelim ve Amerika tarafında açıklanan verileri hatırlayalım. Perakende satışlar demiştik ve orada 6 aydır yükselen bir tablo karşımıza çıksa da biraz böyle perakende satış verisinde o hızda azalma dikkatleri çekti. 6 ayın böylelikle en zayıf artışı kaydedilmiş oldu. Toplam satışlar bir önceki aya göre %0.3 artış kaydetti Ekim ayında ve bunu Eylül ile karşılaştırdığımız zaman %1.16'lık bir artış vardı. Dolayısıyla ciddi bir hız kesmeden bahsetmek mümkün oluyor bu tarafa baktığımızda. Giyim, spor malzemeleri en fazla azalanlar oldu. Ama en çok neler alınmış dediğimiz zamansa işte araba alanlar ve eve fitness ürünleri alanlar çoğunlukta olmuş gibi duruyor. Ve devam edelim başka hangi gelişmeler karşımıza çıktı? Hani halkı borçları yakından izlendi ve %0.6 artarak 14.3 trilyon dolara yükseldiğini görüyoruz. Hane halkı borcunda en yüksek payı konut kredileri aldı. Söz konusu borç kalemi 9.8 trilyon dolar olarak da hesaplandı. <laughs> evet sanayi üretimiyle devam edelim şimdi ve bir yandan da kapasite kullanım oranını takip ettik. Dün itibariyle aylık %1.1 artarak beklentilerin üzerinde seyrettiğini gözlemliyoruz. Kapasite kullanım oranı ise Ekim'de 0.8 puan artarak 72.8 seviyesine yükseldi. <laughs> evet Amerika'da dün itibariyle açıklanan veriler de böyleydi. Piyasanın yakından takip ettiği veriler onları aktardıktan sonra şimdi dünya gündemiyle devam edelim. Bir yandan tabii ki seçimle alakalı olarak tartışmalar var. İki gün önce daha ABD Başkanı Donald Trump bir tweet atmıştı ve seçimi ben kazandım demişti. Ve <laughs> bu konuyla ilgili tabii ki hukuki süreç e, en doğal hakkı olarak devam ediyor. Ancak e, Mahkemesi'nden Trump'a red geldi. Önce bir buna bakalım. Sonrasında da Trump aslında Biden'ın e, yönetiminin geçiş sürecine bir engel koyuyor. Önüne bir taş koyuyor. Onun detaylarını izleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a kritik öneme sahip Pensilvanya'dan kötü haber geldi. Eyalet Mahkemesi, Cumhuriyetçi Parti'nin oy sayımında usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetti. Trump'ın kampanya ekibi, oy sayım merkezlerine Cumhuriyetçi gözlemcilerin alınmadığına dikkat çekmiş, sürecin hukuk dışı olduğunu ifade ederek mahkemeye taşımıştı. İddiaları değerlendiren eyalet mahkemesi, söz konusu suçlamaları reddederek gözlemcilerin nerede duracaklarına ilişkin kesin bir kural olmadığını öne sürdü. Bu kuralların bölgelerin kendi inisiyatifinde olduğuna hükmetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla birçok kritik eyalette elde edilen sonucu mahkemeye taşımıştı. Georgia ve Michigan eyaletleri de usulsüzlüğe ilişkin kanıt olmadığını öne sürerek davayı reddetmişti. Evet pek çok farklı eyalette tabii Trump'a red geliyor. Bir yandan da Georgia'da hala oylar elle sayılıyor ve 20 Kasım'da tamamlanması bekleniyor. Eğer kaybeden taraf bir kez daha bu konuyla ilgili olarak bir itirazda bulunursa o zaman da bir de bütün oylar bu kez elektronik ortamda sayılacak. Oradaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bakalım neler olacak ama bir yandan da aslında şöyle bir yurt dışına basına baktığımız zaman epey dikkat çeken bir konu var. O da şöyle tabir edebiliriz aslında Trump Beyaz Saray'ın anahtarlarını Biden'a vermek istemiyor. Peki bunu nasıl yapıyor ona bir bakalım. Bir seçim kazanıldıktan sonra öncelikle işte bu yönetimin değiştiğini beyan eden bir tayin mektubu atılması, bir yazılması gerekiyor. Ama şu an itibariyle işte Trump yönetimi, Beyaz Saray seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla bunu yapmıyor, bu mektubu geciktiriyor. Dolayısıyla bu da pek çok bürokratik anlamda sıkıntıyı Biden yönetimi için beraberinde getiriyor. <laughs> Neler var? Ona bir bakalım şimdi. Mesela ...bu geçiş süreci nasıl bir etkiye sahip? E, fonlara erişilemiyor, ofis alanlarını ayarlayamıyorlar, ajanslara ulaşılamıyor. İşte bu güvenlik ajansları olabilir, FBI gibi vesaire bu gibi ajanslara ulaşılamıyor. Günlük gizli ulusal güvenlik briefinglerini alamıyorlar. Yabancı liderlerle gayri resmi yollarla iletişime geçebiliyorlar. Bilindiği gibi 20 Ocak'ta artık eğer her şey planlandığı gibi giderse... Joe Biden'ın yemin ederek yeni başkan olması bekleniyor. Dolayısıyla arada çok bir ve Trump'ın da görev süresi aynen o günde olduğu için arada bu süreç seçimden işte kazanan belli olduktan Beyaz Saray'da göreve başlayana kadar geçen döneme geçiş süreci deniyor ve işte oradaki e, döneminde bu gibi e, bürokratik gelişmeleri yaparak aktarılması bekleniyor. Barack ve Michelle Obama Trump yönetimine sıkıntısız bir geçiş süreci yaşatmıştı. Ancak şu anda Obama şunu söylüyor demokrasi sallantıda Trump'ın bu yaptığıyla beraber eleştirisinde bulunuyor. Bazı cumhuriyetçiler bunu yaparak Trump'ın gelecek döneme zarar vermeye başladığını öne sürüyor ki aslında şöyle de bir gerçek var. Bir yandan işte yine siyasi uzmanlara baktığımız zaman burada son yapılan açıklamaları örneğin işte Dün akşam saatlerinde yeni bir haber gelmişti. Trump'ın Pentagon'a yıllardır yapılmaya çalışılan bir gelişmeyi işte Afganistan'da ve Irak'taki askerlere 2500 kişi daha eksilteceğine dair haberleri ve bunu çok kısa bir süre içerisinde yapacağı haberleri gelmişti. Bir yandan işte Çin'le olan adımlar burada aslında daha böyle zorlu bir Amerika süreci bırakmaya çalıştığına dair eleştiriler de geliyor şu ABD başkanının. Ve işte... Bu konuyla alakalı olarak kendi parti daşları da yani partisinden olan kişilerin de gelecek döneme zarar verebileceği eleştirilerinin geldiğini görüyoruz. Biden ise ilk başta bu konuyla ilgili herhangi bir eleştiride bulunmuyordu. Ancak sonrasında ise geçiş süreci aksarsa insanlar ölebilir dedi çünkü Covid-19'la mücadele konusunda Amerika'nın ciddi anlamda bir yol haritasına ihtiyacı var gibi duruyor. Çok fazla vaka var ve hiçbir şekilde iyi gitmiyor. insanlar 8 aydır bu kısıtlamalar uygulandığı için ama kısıtlamalar erken kaldırıldığı için biraz da böyle yorgunluk var. Siyasi belirsizlik, kışın gelmesi, işsizlik bütün bunların hepsi Amerika'nın önündeki yollara daha da fazla taş koyuyor. Dolayısıyla Covid-19 ile ilgili bu plana biraz daha fazla ve hızlı bir şekilde ihtiyaç var gibi duruyor. Biden'ın da zaten ilk e, hani yakından edilecek politikası belki o olacak. Covid-19'da mücadele. Ve devam edelim. Bunu da aktardıktan sonra dünya gündeminde başka hangi gelişmeler var? Birleşmiş Milletler'den G20'ye 28 milyar dolarlık açığı kapatma çağrısı geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamaları var ve Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgına karşı aşı ve tedavi programı olan iki farklı program için gereken 28 milyar dolar finansman açığını kapatma çağrısında bulundu. da tabii ki önemli salgın sebebiyle aşırı yoksulluğa sürüklenenlerin sayısı da maalesef daha hızlı bir şekilde artıyor ve dolayısıyla burada Birleşmiş Milletler'in bu çağrısının da önemli olduğunu belirtelim. Ve geçelim şimdi Huawei. Amerikan yaptırımları dolayısıyla Honor'ı elden çıkardı. Akıllı telefonlardan telefon birimi Honor'ı sattığını görüyoruz. Detaylara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşları en çok teknoloji firmalarını vuruyor. Teknoloji devi Huawei, Amerikan yaptırımlarından zarar gören faaliyetlerini destekleyebilmek için hisselerini devlete sattı. Honor'ın değeri Çin medyasında yer alan haberlere göre yaklaşık 15 milyar dolar olarak belirlendi. Ancak satışla ilgili bedel şu an için sır gibi saklanıyor. Huawei tedarik zincirindeki Amerikan yaptırımlarının neden olduğu parça ve bileşen kıtlığından kaynaklanan muazzam baskı sonucu bu kararın alındığını açıkladı. Amerikan teknolojisinin kullanıldığı çipler de dahil olmak üzere pek çok parçanın üretiminde sorunlar yaşanıyor. Yaptırımlarla birlikte Huawei'nin satışları düşse de dünya genelinde ikinci çeyrekte bir numaralı telefon satıcısı, üçüncü çeyrekte ise iki numaralı telefon satıcısı oldu. Android işletim sistemine erişimi de engellenen Huawei Harmony OS isimli yeni akıllı telefon yazılımını kullanmaya başlayacak. 2021'de kendi işletim sistemiyle çalışan telefonlarını dünyaya pazarlayacak. Yeni işletim sisteminin satışlara nasıl yansıyacağı ise merak konusu. Evet son başlığımızda da bakalım dünya gündeminde orada bilindiği gibi Ermenistan ciddi bir toprak kaybı yaşadı. Azerbaycan'la yaşanan son gelişmelerin ardından ve bunun sonrasında ise siyasi kriz gittikçe derinleşiyor gibi duruyor ve erken seçim sinyalleri geliyor. Bakalım detaylarda neler var? Protestoları beraberinde getiren Karabağ yenilgisi erken seçimi de getirir mi? Ermenistan son günlerde bu sorunun cevabını arıyor. Azerbaycan karşısında alınan yenilginin ardından Paşinyan siyasi arenada köşeye sıkıştı. Protestolarda kaosa sürüklenen Erivan'dan erken seçim sinyalleri verildi. Son olarak Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Erken parlamento seçimleri kaçınılmaz dedi. Seçim öncesinde ülkenin idaresinin ulusal mutabakat hükümetine devredilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Siyasi krizin derinleştiği Erivan'da halkın taleplerine kulak verilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Rusya'daki görüşmelerde etkisiz olduğu gerekçesiyle Ermeni Dışişleri Bakanı istifa etmişti. Bu gelişmeyle de gözler Başbakan Paşin yana çevrilmiş oldu. Imagine... Evet, e, şimdi de TR'ye yatırım stratejisti Mehmet Bilal Bircan'ı ağırlayacağız biz. E, bakalım neler var e, gündemde, piyasaların beklentileri neler? Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, e, piyasalara şöyle bir baktığımız zaman dün biz %2.57'lik bir düşüşle günü tamamladık ama e, onun dışında da küresel çapta böyle geçen hafta o ilk aşının geldiği haberlerdeki kadar bir coşkulu ortam yaşanmadı. Hem o ralli e, hani boyutu yani hacmi düşük oldu hem de süresi kısa sürdü. Neden? Yani beklenti önceden satın alınmıştı ve bir yandan da artık böyle hani piyasalar Reelteyi mi görmek istiyorlar? Neden burada e, bir böyle bir durum yaşandı? Aslında piyasalarda şu anda bir ikilem söz konusu. E, aşı umudu mu yoksa e, salgın sayılarında vakalarında artan tedirginlik mi? Piyasalar tam olarak buna karar verebilmiş değiller. Bir taraftan belirttiğiniz gibi geçen haftanın başında e, aşıya dair olumlu haberler gelirken piyasa bunu e, ciddi manada yukarı yönlü fiyatlamıştı. Ancak ee, devamında özellikle yine geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde ve e, dünkü fiyatlamalara baktığımızda fiyatlamalarda tekrardan aşağı yönlü e, satış dalgalarını takip ediyoruz. Burada belirttiğim gibi e, temel faktör bir taraftan aşıları aşıya dair olumlu haberler gelirken diğer taraftan vaka sayılarında hala daha artmaya devam eden bir seyir söz konusu ve piyasalar e, ifade ettiğim gibi e, bir taraftan aşıya dair umut e, beslerken diğer taraftan hala da artan salgınla beraber tedirgin olmaya devam ediyor. Bu da aslında piyasalarda e, volatiliteyi arttırırken fiyatlamaları da ciddi manada e, etkilemiş durumda. Nitekim baktığımızda aslında pazartesi gününe dönecek olursak eğer pazartesi günü özellikle Moderna'dan yine gelen aşağı haberiyle %94'e e, yakın bir başarı yakalandığına dair haberle beraber piyasalar, küresel piyasalar bunu olumlu fiyatlamıştı ve hatta ABD ve Avrupa tarafında haftanın ilk işlem gününde %1'lere yakın kazançları takip etmiştik. Ancak devamında özellikle dün e, salgına dair vaka sayılarındaki artışların devam ettiğine dair haberlerin gelmesi, yine ABD tarafında ekonomik verilerin özellikle perakende satışların e, beklenenden kötü gelmiş olması piyasalarda olumlu fiyatları da e, tersine çevirmiş bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Evet perakende satışlar ona baktığımız zaman eylülde %1.16'lık artışa karşın ekimde %0.3'lük bir artış dikkatleri çekti ve beklenti olan %0.5'in de altında kalan bir tablo bizi karşıladı. Şimdi bu ne demek oluyor tam olarak? Önümüzde Noel sezonu var. Dolayısıyla hani bir belki de artış beklentisi var. Ancak pandemi etkisiyle ve teşvik paketinin gelmemesiyle beraber hani burada da bir yine moral bozukluğuyla karşılaşabiliriz. O tüketici hani tüketime dayanan toplum Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama bunun tabii FED politikalarına ya da işte piyasalar olan etkisi acaba nasıl? Moraller bozuldu dediniz ama başka nasıl yansımaları olabilir acaba? Bir kere teşvik paketi burada önemli faktörlerden bir tanesi olacaktır. Önümüzdeki süreçte ilk dalgayı atlattık. Önümüzdeki süreçte vaka sayıları artmaya devam ederken ikinci dalgayı konuşur durumdayız ve diğer taraftan işte perakende satışlar dedik ve kötü geliyor. Diğer taraftan Avrupa tarafında da benzer kötüleşen verileri yine geçtiğimiz günlerde takip ettik. Eğer bunlar devam ederse ki Nitekim baktığımızda salgın sayılarında artış, ekonomilerin yavaş yavaş kısıtlanmaya başlaması, belli tedbirlerin arttırılmış olması, ekonomik aktiviteyi düşürken piyasayı olumsuz etkilemeye devam edecektir. Tabii böyle bir durumda. Özellikle ABD tarafında teşvik paketinin önemi gittikçe artmakta. Nitekim baktığımızda yine geçtiğimiz günlerde özellikle e, geçen haftayı belki e, ayrıca değerlendirirsek onun öncesindeki haftalarda e, işsizlik başvurularında da ciddi şekilde e, kötüleşme vardı, artış e, takip ediyorduk. Burada hem işsizlik başvurularındaki veri hem özellikle işte perakende satış verisi veya AB Avrupa tarafından gelen yine e, olumsuz veriler ekonomilere dair e, bekleyişleri kötüleştirirken önümüzdeki süreçte de aslında e, bir parça daha e, ekonomilere dair olumsuz seyirleri, senaryoları görme olasılığımızın olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada bizim için teşvik paketi ABD tarafında ilk etapta oldukça önemli olacaktır. E, diğer taraftan tabii ki FED'den veya ECB'den gelecek adımlar e, oldukça önemli. E, nitekim baktığımızda ECB tarafından e, açıklamalar, ...teşviklere, te, genişlemeci politikalara devam edileceği yönündeydi. FED'den henüz e, bu yönde net bir adım gelmedi ancak mevcut durumun devam etmesi... ...önümüzdeki süreçte FED'den de yine benzer e, adımların veya en azından söylemlerin gelebileceğini bize gösteriyor aslında. Evet Trump, daha doğrusu Powell'ın, düzeltiyorum FED Başkanı Jerome Powell'ın mesajlarına baktığımız zaman... ...ki bugün bizim de gündemimizde vardı yine, mali teşvik paketinin önemine vurgu yapıyor. Bunu her fırsatta söylüyor ama... Sanki eli kolu da bağlı gibi duruyor. Yani e, bunu zaten sadece ondan değil pek çok kişiden duyuyoruz. E, bütün dünya için hani bu konunun gerekliliğini, mali desteklerin para politikasıyla el ele gitmesi gerektiği konusunda. E, şimdi bir de Euro bölgesi tarafına bakalım. Orada da bugün enflasyon verisini takip edeceğiz. E, ve hani bir deflasyonist baskıdan korkmadığını söylemişti Christine Lagarde, ECB başkanı. Ancak ne dersiniz hani oradan gelebilecek bir veri yasalarda Beklentilerin altında kalması e, halinde acaba herhangi bir olumlu ya da olumsuz hareketliliğe yol açar mı ve neden? Baktığımız zaman e, zaten özellikle Ekim ayına dair bazı verilerde e, Avrupa tarafında kötüleşmeler gördük. Bugün özellikle yine Euro bölgesi enflasyon verisi ve İngiltere tarafında yine enflasyon verisini takip ediyor olacağız ama e, Avrupa tarafından gelecek her veri zaten... E, orada da yine vaka sayılarında e, zirve seviyeleri görmekteyiz. Ekonomiler ve ülkeler yine kısıtlamaları arttırmış durumda. Tabii ki gelecek olumsuz veriler ekonomiye dair e, burada piyasaları olumsuz etkilemeye devam edecektir. Tabii sadece ekonomik veriler açısından e, da bakmamak gerekiyor aslında olaya. Orada hala daha bir Brexit süreci e, söz konusu. Özellikle yarın bir AB zirvesi söz e, olacak ve buradan çıkacak Brexit'e dair e, kararlar oldukça önemli olacaktır. E, diğer taraftan belirttiğim gibi e, salgına dair gidişat oldukça orada önemli. Orada ciddi manada kısıtlamalar var. Bu ekonomik aktiviteyi arttırırken toplam talebi düşürecektir ve aslında başta Avrupa borsaları olmak üzere e, Avrupa ekonomisini olumsuz etkilerken tabii ki küresel çapta da etkileri olacaktır. Evet bunları da yakından izleyeceğiz. Biraz da <laughs> piyasaya dair beklentilerinizi almak isterim. E, örneğin işte biz içeride %2.57'lik bir düşüşle dünü tamamlamıştık. Ee, nasıl bir seyir var acaba? Biraz da böyle hani yurt dışıyla paralel baktığımız zaman oradaki gelişmeler hani az önce de söylediniz yani o istenen hani iki ikilemde piyasalar diye bence e, e, yani çok doğru bir bakış açısı. Çünkü işte bir yandan vaka sayılarında ciddi artış var ve her ne kadar aşı gelmiş olsa da onun e, realiteye dönüşmesi hayatımıza dokunması belli bir süreyi alacak gibi duruyor. Dolayısıyla... Yurt dışı piyasaları ve yurt içi piyasası nasıl acaba hisse tarafında hareketlere sebep oluyor? Beklentiler nedir? İsterseniz şöyle başlayalım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında aşağı haberlerini takip ediyoruz. İlk etapta en azından gün içi fiyatlamalara olumlu yansıtsa da haberin ikinci üçüncü gününde fiyatlamaların tersine döndüğünü takip etmekteyiz. Nitekim hem geçen hafta hem de işte bu haftanın başında bunları izledik. Ee, bu kapsamda değerlendirdiğimizde Aslında aşının piyasaya sürülmesi ve yayılması orta vadeli bir e, etkide bulunacaktır ki nitekim özellikle e, işte son birkaç gündür gelen e, yorumlara baktığımızda e, genelde işte piyasaların daha çok aşıya dair e, olumlu etkileri 2021 yılının ortalarında artık fiyatlamaya veya etkilerini görmeye başlayacağına dair ciddi manada önemli haber akışlarını takip ettik. Eğer bu kapsamda değerlendirirsek küresel piyasalarda da aslında borsalarda kısa vadeli etkileri takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de takip etmeye devam edeceğiz. Tabii bunun yurt içerisinde de benzer şekilde yansıyacağını söyleyebiliriz. Ancak hafta başına dönecek olursak eğer Hatta bir önceki haftaya dönecek olursak, işte aşağı haberlerini küresel piyasalarda olumlu etkilerini takip ederken, yurt içerisinde de BIST endeksinde özellikle yine küresel piyasalara paralel olumlu şekilde fiyatlandığını takip etmiştik. Ancak bu haftaya geldiğimizde hafta başında işte yeni bir aşağı haber e, çıktı. E, bunu yine küresel piyasalar olumlu fiyatlarken, haftanın ilk işlem gününde BIST endeksinin görece kazançlarının sınırlı kaldığını takip ettik. Nitekim dünkü fiyatlamalara baktığımızda %2.5'ün üzerinde bir düşüşle 1259 seviyelerinden yine BIST endeksinin kapandığını takip ettik. Bugünkü fiyatlamalar üzerinden değerlendirirsek özellikle hem Asya tarafında görece karışık bir seyrin olması, özellikle Japonya tarafından gelen ihracat ve ithalat verileriyle beraber Japonya tarafında görülen aşağı yönlü hareket e, diğer taraftan ABD vadelerinin görece yatay negatif seyir izlemesi. Biz endeksinde de e, en azından gün içerisinde satış ağırlıklı bir seyirin e, olabileceğini bize e, gösteriyor. Burada tabii küresel piyasalara paralel veya küresel piyasalarla beraber böyle bir hareket söz konusuyken diğer taraftan yarın açıklanacak bir faiz kararı var. Yurt içerisinde borsayı değerlendiriyorsak eğer biraz fiyatlamaların e, buna döndüğünü e, Yatırımcıların gözünün yarınki faiz kararında olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet gözler Merkez Bankası da faiz kararında olacak. Bir de şimdi biraz emtia tarafına bakalım. Biz bugün programın başında biraz petrole dair bilgileri, beklentileri aldık. Ve tabii orada da farklı hani böyle değişen dinamikler karşımıza çıkıyor. Bizim için tabii petrolün biraz daha yatay seyri önemli ithal ettiğimiz için... Nasıl bir beklenti var sizin tarafınızda? Şu anda böyle hani o 40 dolarlarda Haziran'dan bu yana yatay bir seviye görmemiz mümkün oluyor. Aşı haberleri böyle sert bir yükselişe sebep olduysa da hani az önce hisse tarafında bahsettiğimiz aynı dinamikler kendini petrolde de gösterdi. Temkinli, iyimserliğe bıraktı gibi duruyor. Ne dersiniz? Aslında belirttiğiniz gibi temkinli bir iyimserlik söz konusu petrol tarafında. Tabii petrol fiyatında farklı birkaç tane daha dinamik söz konusu. Özellikle ABD tarafında baktığımızda işte seçimler bitti. Biden'ı konuşuyor olduk. Ve artık Biden'ın özellikle Orta Doğu'da uygulayacağı politikalar petrol fiyatlarına da yansıyacak diyebiliriz. Özellikle İran'la ilişkileri bizim için oldukça önemli. Onun akabinde... Libya tarafından gelecek haberler orada da hala da malum bir e, kaos söz konusu. Orada gelecek haberler de yine e, petrol tarafını etkileyecektir. Diğer taraftan OPEC Plus toplantılarını takip ediyoruz. Buralardan çıkacak e, kararlar bizim için oldukça önemli. Nitekim baktığımızda Ocak ayında işte petrol kısıtlamalarının gevşetilmesi söz konusuydu. Ancak e, muhtemelen mevcut durumu göz önüne aldığımızda. Ocak ayından sonra da 2021 yılının Ocak ayından sonra da petrol kısıtlamalarına e, mevcut şekliyle En azından arttırılmasa dahi e, devam edeceğini söyleyebiliriz böyle bir durum petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket ettirebilir e, burada bizim için oldukça önemli bir detay var teknik olarak baktığımızda işte Brent petrolün 45 doların üzerine çıkamadığını takip ettik özellikle e, yine geçtiğimiz hafta aşağı haberleriyle beraber küresel borsalar ciddi manada tepki verirken e, petrolde de yukarı yönlü hareketler görmüş olsak dahi Brent petrolün 45 doların üzerine çıkamadığını takip ettik. Neden çıkı e, teknik olarak baktığımızda burada 200 günlük hareketli ortalamasına denk geliyor. Burası oldukça önemli bir seviye. Petrolde, Brent petrolde 45 dolar seviyesi e, yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için tabii ki Temel olarak baktığımızda işte az önce belirttiğimiz haber akışları da oldukça önemli olacaktır. Orta vadede evet. özellikle Biden'ın İran'la yapacağı e, ilişkiler oldukça önemli veya OPEC Plus'tan veya OPEC'ten gelecek e, adımlar oldukça önemli. Tabii diğer taraftan da işte küresel piyasalarda şu anda ağırlıklı olarak fiyatlanan aşı ve salgına dair haberler. Bunlar oldukça önemli olmakla beraber belirttiğim gibi teknik olarak 45 dolar seviyesinin üzerine çıkılması yukarı yönlü hareketleri hızlandırabilir petrol evet. tarafında. Çok kısaca az bir süremiz kaldı çünkü altına dair de beklentilerinizi şöyle bir iki cümleyle rica edeyim altının olsuna dair. Aslında baktığımızda seçim sonrasında. Ons tarafında 1950 dolarlara yaklaşan bir fiyatlama takip etmiştik. Ancak aşağı haberleriyle beraber özellikle geçtiğimiz haftanın başında tekrardan 1850'lere doğru ciddi manada bir geri çekilmeyi izledik. Bugüne döndüğümüzde ise 1870 dolarlarda bir fiyatlama takip ediyoruz. Burada yine temel faktör aslında piyasalar aşıya dair olumlu haberleri mi fiyatlayacak yoksa salgına dair artan vaka sayıları mı? Burada bir kararsızlık söz konusu ve bu da aslında altın fiyatlarında volatiliteyi görece düşürüyor diyebiliriz. Çünkü piyasa henüz tam bir karar verememiş durumda. Son birkaç işlem gününde altındaki fiyatlamaların çok sınırlı, kısıtlı kaldığını görmekteyiz. Bu manada biraz daha önümüzdeki süreçte gelecek haber akışlarının ağırlığına bakacak diyebiliriz piyasa. Aşağı haberlerinin mi yoksa salgına dair vaka artışlarının mı ağırlıkta olmasına göre altında da yönün belirleneceğini söyleyebiliriz. Tabii e, aşıdan ziyade vaka sayılarındaki artışın ön plana çıkması altın tarafında e, yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir böyle bir durumda bizim için 1890 seviyesi ilk, ilk etapta geçilmesi gereken önemli dirençlerden bir tanesi akabinde 1900 evet. doların üzerine çıkılması tekrardan 1900 dolar 1950 dolarları gündeme getirebilir Tabii Diğer taraftan aşıya dair olumlu haberlerin gelmesi evet. ve en azından salgına dair vaka sayılarındaki azalışların e, Azalışlara yönelik haber akışlarının gelmesi altında e, aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir ki böyle bir durumda bizim için ilk etapta takip edilecek önemli desteklerden bir tanesi 1860 dolar seviyesi olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bilal Bircan bizler için değerlendirdi. Tere yatırım stratejisi de çok teşekkür edelim kendisine. Ve böylelikle programımızı noktalayalım. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.